Biliyorsunuz şu anda Van halkının iradesine bir pusu kurulmaya çalışılıyor, bir tuzak kurulmaya çalışıyor. Ben bir yıl önce, daha önceki bir mahkumiyetimden dolayı mahkemeye memnun haklarımın iadesi başvurusunda bulundum. Mahkeme kabul etti. Tabii sadece bu mahkemenin bu kararı vermesi yetmiyor. Bu kararın bir de kesinleşmesi gerekiyor. Bu karar kesinleşti. Mahkeme Adli Sicil Genel Müdürlüğü'ne de yazı yazdı. Dedi ki bunu Abdullah Zeydan'ın siciline işleyin. Ben yasaklanmış haklarını geri verdim. Hiçbir problem yok. Dolayısıyla kesinleşen bir karar. Aradan bir yıl geçmiş. Bu süreçte ben bütün bu mahkeme kararlarıyla birlikte adli sicil belgemle ve kesinleşme şerhiyle birlikte Van İl Seçim Kurulu'na belediye eş başkan adayı olarak başvuruda bulundum. Biliyorsunuz sevgili Neslihan Başkan'la birlikte. Ve o süreçte Yüksek Seçim Kurulu bütün bu belgeleri inceledi. Seçilme yeterliliğim önünde hiçbir engelin olmadığına karar verdi. Öncelikle geçici listeyi yayınladı. Ondan sonra kesin aday listelerini yayınladı. Ve bu süreçte hiçbir şekilde bir itiraz da söz konusu olmadı. Ve biz biliyorsunuz her yerde coşkuyla karşılandık. Daha sonra halkımızın gücüyle 14 belediyenin 14'ünü de aldık. Yüksek bir oy oranıyla. Sonradan biz dün öğleden sonra öğreniyoruz ki bunlar Cuma akşamı saat 16.55'te Adli Sicil Genel Müdürlüğü'nün hukuksuz bir şekilde Diyarbakır Başsavcılığı'na bir yazı yazdığını ve bu bir sene önceki kararın, mahkeme kararının kesinleşme şerhinin başsavcılığa bildirilmediği bahanesiyle savcılık mahkemeye başvuruda bulunuyor. Diyor ki o bir yıl önce Abdullah Zeydan'a tanıdığınız ve kesinleşen memnun hakları kararınızı ortadan kaldırın. Yani böyle bir uygulama yok Türkiye'de. Yani bu şuna benzer, Yargıtay'da kesinleşmiş bir kararın yerel mahkemede yeniden ortadan kaldırılması gibi bir durum. Yani mutlak hukuksuzluk ve bir kanunsuzluk söz konusu. Şimdi bazen Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma girişimlerinde bulunabilir. O prosedür var. Fakat bu prosedürü de işletmemişler. Ve mahkeme aslında şunu da yapabilirdi mahkeme. Savcılığın talebini Yargıtay'a götürebilirdi. Yani benim memnun haklarımı ortadan kaldırmadan, yasaklanmış haklarımı ortadan kaldırmadan bu süreci yürütebilirdi. Ve bu süreç Yargıtay'ın kararıyla daha sonra diyelim ki 5-6 ay sonra evet gerçekten bir mahkeme savcıya bildirmemiş bir eksiklik var. Abdullah Zeydan'ın işte yetersizliği var. Tamam belediye eş başkanlığı düşsün. Belediye meclisi kendi içerisinde bir eş başkan seçsin. Bunu yapabilirlerdi. Bunu da yapmamışlar. Yani kendileri verdiği kararı, bir yıl önceki kararı hiçbir yasal temeli olmadan kendileri ortadan kaldırmışlar. Dolayısıyla mutlak bir hukuksuzluk var. Milletin iradesine kurulmuş bir tuzak var. Bir pusu var. Biz bu pusuya, bu tuzağa karşı sonuna kadar halkımızın iradesini koruyacağımızın sözünü demin de verdik, şimdi de vereceğiz, yarın da vereceğiz. Dolayısıyla burada AKP'nin bu süreç ilerlerken, işte o memnun hakların iadesi kararını ortadan kaldırırken AKP'ye de demek ki bilgi verilmiş burada. Dün ve AKP'de de mazbatanın kendilerine verilmesi yönünde bir talepte bulunmuş. İl Seçim Kurulu bunu başkanı bunu kabul etmemiş. Bunun şerhine itirazına rağmen diğer iki üye evet bu yönde oy kullanmış. Fakat bizim bu karara karşı itiraz hakkımız var. Avukatlarımız zaten bu çalışmaları yürütüyorlar. Yani dolayısıyla burada aslında yürüyen bir hukuk süreci yok. Burada mesele Neslihan Şedal, Abdullah Zeydan meselesi de değil. Burada Kürt halkına, Van halkına, demokrasi yanlarına kurulmuş bir tuzak var, bir pusu var. Bu kadar yüksek oy oranıyla elde edilen bu başarının hazmedilmemesi var. Dolayısıyla biz hukuktan yana, adaletten yana, vicdandan yana herkesin, bütün toplumsal muhalefetin, bütün Türkiye'nin, bütün kurumların bu hukuksuzluğa, bu pusuya, bu darbe girişimine karşı ayağa kalkmalarını ve itirazlarını yükseltmelerini bekliyoruz. Çünkü bu kumpas bugün bize kurulmaya çalışılıyor. Yarın Türkiye'nin batısında İstanbul'a, İzmir'e, başka yerlere de kurulabilir. Biz sonuna kadar halkımızla birlikte bu hukuksuzluğun karşısında duracağız. Van halkı iradesini ortaya koymuştur. Halkın iradesini, millet iradesini ağızdan düşürmeyen AKP halkın bu kararına saygı duymak zorundadır. Bu halkın onurunu
haysiyetini, iradesini ayaklar altına kimse alamaz. Buradan AKP adayına da seslenelim. Sen de buranın insanısın. Bu halkın içinde yaşamışsın. Bu halka karşı borçlusun. Bu halk seni milletvekili yapmış. Bu halkın iradesini, bu halkın onurunu böyle açık açık kumpaslarla, tuzaklarla ayaklar altına alman doğru değil. Aklı selim bir tavra seni davet ediyoruz. Sen bu halkın iradesinin üstüne ayaklar altına alarak nasıl gidip o koltuğa oturacaksın? Nasıl bu halkın yüzüne bakacaksın? Nasıl bu halkın içine çıkacaksın? Bunu bu halk ve biz ne hukuk, ne vicdan, ne bu halk, ne biz kabul etmeyiz. Asla kabul etmeyiz. Dolayısıyla herkesi aklı selimliğe davet ediyoruz. Van halkı bir irade ortaya koymuştur. Bu iradenin bir an önce tecelli etmesi ve bu belediyenin DEM eş başkanlarına teslim edilmesi gerekiyor. Biz tekrar bu duygularla halkımızı tüm alanlarda direnen, kendi onurunu sahiplenen, iradesini sahiplenen halkımızı da bu duygularla tekrar selamlıyoruz. Edilmiş bir başarıdır, elde edilmiş bir emektir ve zaferdir. Dolayısıyla biz bu iradeyi nasıl beyan etmişsek, nasıl irademizi ortaya koymuşsak, bugün bu gasp girişimine karşı, siyasi darbe girişimine karşı tekrardan hep birlikte karşı çıkacağımızı, tutumumuzu ortaya koyacağımızı ve yeniden bizden alınmaya çalışanları tekrardan onların gaspının altından kurtaracağımızı bir kere belirtelim. Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede olursa olsun bir toplumun gericiliği, hukuk tanımamazlığı, kültür bilmemezliğine baktığımızda bile, idamın bile olduğu bir yerde bir kişi idama gidildiğinde son sözün nedir diye sorulur. Ama bugün kendini demokratik bir ülke olarak tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin almış olduğu kararı karar olarak tanımıyoruz. Siyasi bir karar olduğunu, siyasi bir gasp girişimi olduğunu buradan bir kez daha belirtmiş oluyoruz. Olalım. Bizler biliyoruz ki bu halkın iradesi onların almaya çalıştığı kararlardan çok daha büyük. Bugün bizim zaferimizi hazmedemeyenler, bu halkın başarısını hazmedemeyenler, Türkiye'de, Kürdistan'da yaşamış oldukları hezimetin altında kaldıklarını görmüştür ve bunun acısını da şimdi Kürdistan'daki belediyelerden, Van'daki belediyeden, Büyükşehir Belediyesi'nden çıkartmaya başlamıştır. Ama Van halkı, yurtsever Van halkı bu gasp girişiminin karşısında dimdik duracağını bugün bir kez daha göstermiştir. Bizler buradan tekrar sesleniyoruz. Bizim olanı irademize sahip çıkma zamanıdır bugün. Bugün burada yapılmaya çalışan gasp girişimi bizim kendimizi yönetemememiz, kendi sorunlarımızı çözemememiz içindir. Ama bizim onlara vermemiz gereken cevap, bizim olanı nasıl onlardan geri aldıysak, bugün gerçekleşecek olan gasp girişimine karşı, siyasi darbe girişimine karşı da tavrımız nettir. Biz onları hiçbir zaman tanımadık, bugün de tanımayacağız. Abdullah Ad Arvas o koltukta oturamayacak. Eğer oturabilecekse, oturabilecek yüzü varsa da bu halkın içine çıkamayacak. Çünkü bu halk onları seçmedi. Bu halk onları irade olarak görmedi. Bu halkın iradesi Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal olarak seçildi ve öyle olacaktır. Biz buradan tekrar halka sesleniyoruz. Kendi irademize sahip çıkalım. Gaspçılara, hırsızlara yol vermeyelim. Kazanan tekrardan Van halkı olacaktır. Tekrardan hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.